Madem seçim dedik gelelim iç politikanın en sıcak tartışmalarından birine. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram sürecinde memleketi e, olarak nitelenen Karadeniz illerine gitti. Yani Ekrem İmamoğlu Trabzon'lu biliyorsunuz memleketine e, yani Trabzon başta olmak üzere Rize, Artvin ve Trabzon'u kapsayan önemli bir gezi gerçekleştirdi. Biraz tabii içinde siyasi amaç olabilir ama esas olarak tema oradaki hemşehrileriyle kucaklaşmak. Hemşehrileriyle kucaklaşmak diyoruz. Bu son derecede doğal bir şey. Niye doğal bir şey? Çünkü Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilirken İstanbul'daki çok sayıda Karadenizli'nin ki önemli bir nüfusu oluşturuyor onlar da çok sayıda Karadenizli'nin de oylarını alarak İstanbul'da iktidara gelmiş sayılır. Dolayısıyla da onlara bir nevi şükran borcu ödemek ve onlarla da hem hemşehrilik ilişkilerini sıcak tutmak amacıyla bu yola başvuruyor. Buraya kadar kimsenin bir itirazı olamaz. Üstüne üstlük Ekrem İmamoğlu beğenirsiniz, beğenmezsiniz, kabul edersiniz, kabul etmezseniz şu anda Cumhurbaşkanlığı ya da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de önemli adaylardan birisi olarak ismi tebarüz eden yani öne çıkan bir siyasi şahsiyet. Bu da son derece haklı, son derece kendi açısından kendine hak gördüğü bir gerekçe de olabilir. Oralara gidip seçmenle e, dirsek temasında bulunması ya da onların nabzını tutması ve onlara hitap etmesi. Ve ülkenin sorunlarının çözümü için kendisini bir şekilde şu anlık yarım ağızlı olsa dahi bir alternatif olarak... E, vitrine ya da sahneye koyması buraya kadar itiraz edilecek hiçbir şey yok Ekrem İmamoğlu oraya giderken medyanın farklı kesimlerinden gazetecileri de o gezi kadrosuna yani geziyi izlemek üzere davet etmiş ya da Ekrem İmamoğlu'nun e, iletişim kadroları ya da e, medya ile ilişkiler kadroları medyanın çeşitli kesimlerinden insanları da oraya davet etmiş bu da son derece doğru ve alkışlanacak bir tavır. Bakın buraya kadar hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yok. Çünkü iktidar ne yapıyor? Recep Tayyip Erdoğan zihniyeti ya da iktidarın en tepesi ne yapıyor? Nereye bir gezi ya da bir resmi ziyaret ya da gayri resmi ziyaret yapılırsa yapılsın, gerek yurt içinde gerek yurt dışında sadece kendi yandaşı gazetecileri topluyor, onlara istediği mesajı dikte ediyor ve o mesajın istediği gibi ağzından çıktığı gibi yansıtılması, kamuoyuna yansıtılması için de bir dikte faaliyeti içinde bulunuyor. Yazdırıyorlar, ellerine verip o şekilde haber yaptırıyorlar. Gerek yazılı basında, gerekse televizyonlarda, görsel basında, işitsel basında, ajanslarda, dergilerde vesaire. Ekrem İmamoğlu bu trendin dışına çıkarak diyor ki ben medyanın çeşitli kesimlerinden insanları toplayıp oraya götüreceğim. Onlar da benimle birlikte orada izlesinler ve istedikleri gibi de yazsınlar. Buraya kadar da bir şey yok. Sorun nerede çıktı? Şu fotoğrafta çıktı. Çünkü o fotoğrafta öyle insanlar vardı ki o insanların niye Ekrem İmamoğlu'nun şu özel seçilmiş otobüs seansında, onu da izah edeceğim ne olduğunu o seansın, niye yer almak üzere seçildiler cımbızda o insanlar orada. Başta da Nagihan Alçı ve Ertuğrul Özkök. Şimdi diyebilirsiniz ki, hani demin dedin ki farklı kesimlerden insanları da alsın, burada sorun yok. Farklı kesimlerden insanları alma meselesi değil. Zurnanın zırt dediği yer şu otobüs. Çünkü o otobüste özel bir briefing havası var. Özel bir briefing atmosferi ve toplantısı var. Geçmişte de siyasi liderler bunu yapmışlardı. Ta Özal zamanından beri, biz Turgut Özal zamanından beri, 80'li yıllardan beri bu tür şeyleri görüyoruz. Özal'ın da böyle bir alışkanlığı başlattığı biliyoruz. Sonrasında da başka siyasi liderler yaptı. Yurt dışında ya da yurt içinde bir takım gezilerde, evet geniş bir gazeteci topluluğu onları izler ama zaman zaman siyasetçiler, uygun gördükleri, layık gördükleri ya da ne bileyim biraz daha elit bir kadro olarak değerlendirdikleri bu bunlar yapılır yani. Davet ederler oteldeki odasına ya da dönüşte uçakta işte bilmem işte seçim ziyaretinde şeye de e seçim otobüsünde filan böyle bu tür salonlar e oluşturulmuştur. Orada yarısı off the record, yarısı yazılmamak kaydıyla yani. Yarısı on the record yazılabilir ya da atıfta bulunabilir şekilde bir sohbet gerçekleşir. Ve hepimiz de çok iyi biliyoruz ki bunca yıllık gazetecilik tecrübemle söyleyebilirim ki hadi adını da koyayım yaklaşık 45 senedir bu mesleğin içindeyim. Orada bu tür önemli ve yüksek düzeyde can alıcı mesajları vermek üzere bir tırnak içinde elit kadro seçilir. Önemli köşe yazarları, deneyimli köşe yazarları, sözüne güvenilebilir, gerçekleri doğru yansıtacaklarına güvenilir ve medyada önemli mevkilerdeki insanlar seçilir. Şu görüşlenmiş, bu görüşlenmiş filan diye de ayıklanmaz genellikle. Daha somutlamak için örnek vereyim. Mesela Turgut Özal zamanında bu kadrolara çok değerli gazeteci abilerimiz, efendim Yalçın Doğan kulakları çınlasın Yavuz Donat, Güneri Civoğlu, Hasan Cemal falan gibi insanlar girerlerdi. Sonrasında da işte hani onların yerini başkaları aldı filan. Burada itirazımız şuna. Nagihan Alçı bu niteliklerde bir gazeteci midir? Bir kere gazeteci olup olmadığı tartışması da vardır. Ertuğrul Özkök bu niteliklerde bir gazeteci midir? Çünkü bu iki şahsın özelinde çok ciddi itirazlar vardır. Ekrem İmamoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu çıkıp bir haftadır hatta iki haftadır her yerde son derecede takdire şayan bir şekilde iş arkadaşlarından, çalışma arkadaşlarından birinin yani Tayfun Kahraman'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir bürokrat konumunda olan Tayfun Kahraman'ın gezi davasında haksız yere mahkum edilmesine tavır alıyor değil mi? Peki... Gezi davası ve Gezi sürecinde gezicilere ve o şanlı direnişe en ağız dolusu hakaretleri, suçlamaları yönelten şahıslardan biri kim? Bu Nagihan Alçı. Aynı Nagihan Alçı geçtiğimiz dönemde FETÖ denilen alçak suç örgütünün, terör örgütünün, cumhuriyet yıkıcısı, cumhuriyet düşmanı örgütün yardakçılığını yapmış mıdır? yapmıştır. Onların savunusunu yapmış mıdır? Yapmıştır. Gezi davasında hani o Tayfun kahramanı özelinde Ekrem İmamoğlu'nun da savunduğu gezi davasında kaba taş yalanına angaje olmuş mudur? O televizyon programında, meşhur televizyon programında Nazlı Ilıcak'la birlikte benim başörtülü bacımı şöyle yaptılar, böyle yaptılar falan diye o yalanı angaje olmuş mudur? Gezicilere hakaret etmiş midir? Etmiştir. Daha sonra o FETÖ'cülerle işbirliğine dair ya da onlarla ilişkilerine dair pek çok can alıcı gerçek ortaya çıkmış mıdır? Onların bankasından, Bank Asya'dan kredi alarak efendim yalı almışlar mıdır? Almışlardır. Onun ödemeleriyle ilgili şaibeler ortadan kalkmış mıdır? Hala kalkmamıştır. Kumpas davalarında, ergenekon ve balyoz davalarında, oralarda balyoz mağduru olan insanlara, kumpas mağduru olan insanlara, balyozdan, ergenekondan, Oda TV'den, askeri casusluk davasında mağdur edilen ve hayatları söndürülen, kimisi intihar etmek zorunda kalan, kimisinin kariyeri söndürülen, en az 3, 5, 10, 6 yıl hapis yatan insanlara yönelik hakaretler yağdırmış mıdır? Yağdırmıştır. Balyoz davasının özelinde orada kariyerleri söndürülen ve hapislerde sürüm sürüm süründürülen askerlerin eşlerine alçakça hakaret eder bir şekilde. Gitsinler maalif takvimine soyunsunlar onlar diye en pis iftiraları ya da en pis lafları söylemiş midir? Söylemiştir. Bugün o nagihan alçının sırf bu niteliklerinden dolayı otobüste bulunmaması gerektiğini savunuyoruz. Ertuğrul Özgür verdiği röportajlarda ben her devrin adamıyım ve bununla da gurur duyuyorum. Evet dansözüm, dansöz derseniz deyin bana. Ben her iktidarla iyi geçinirim. Her devrin adamıyım ve bununla bundan da bir sıkıntı duymuyorum demiş midir? Demiştir. Yine geçmişte iktidara her anlamda yani 20 yıllık AKP iktidarına her anlamda hizmet etme anlamına gelen tavırlar içine girmiş midir? Girmiştir gazeteciliğin tabutuna son çivileri çakmış mıdır? Genel yayın yönetmenliği sırasında çakmıştır. Dolayısıyla biz bu insanları gazeteci, canım farklı görüşten de olsa neticede meslektaşları filan diye değerlendiremeyiz. Ve Ekrem İmamoğlu'nun da bu şekilde değerlendirmiş olmasından dolayı Ekrem İmamoğlu ya da bu listeyi hazırlayan bürokratları ya da yardımcıları, danışmanlarının bu insanları o otobüse almasından dolayı tepki gösterdik. Haklı olarak bu tepkinin de arkasındayız. Hala arkasındayız. Bu tepkiler yükseldi, yükseldi, yükseldi. Bayram sonrasında ve geçtiğimiz cuma gecesi önemli bir aşamaya geldi. Neydi o önemli aşama? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da sahip olduğu Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cuma akşamı gerçekleştirilen çok önemli ve harika bir etkinlikte Ekrem İmamoğlu da söz aldı. Ben de oradaydım. O etkinlik muazzam güzel bir e, organizasyondu. Orada emeği geçen herkese müteşekkir olduğumu da burada belirtmeliyim. Başta o organizasyonun altında imzası olan e, televizyoncu, belgeselci kardeşim Cengiz Özkarabekir. E, o etkinlikte tanıtılan bir kitap vardı Denizlere Çıkan Sokaklar diye. O kitabın hazırlayıcısı ekibin. Ee, ön saflarındaki değerli meslektaşım Rıdvan Akar olmak üzere çok sayıda sanatçının, bilim insanının, aydının filan emeği geçen mükemmel bir gece oldu. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan öldürülmelerinin yani idam edilmelerinin, katledilmelerinin 50. yıl dönümünde o gece anıldı. Hatta Ekrem İmamoğlu ve ekibinin de oradaki başarısı övüldü. Ben de övdüm. Hatta o etkinliğin sonunda ayaküstü de olsa Sayın İmamoğlu ile karşılaştık ve orada tebriklerimi de ilettim. Harika bir organizasyondu dedim. E, hatta el sıkıştık filan. Ekrem İmamoğlu o etkinliği ki bayağı uzun sürdü, gece yarısını açtı. En sonunda ev sahibi olarak güzel bir konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Çok yakınındaydım sahnenin yani kürsünün şu konuşmanın yapıldığı sırada Ekrem İmamoğlu ile neredeyse böyle göz göze bakar bir mesafedeydik. Elinde bir metinle çıktı daha doğrusu metni hemen yardımcısı koruma polisi getirdi ve o metinden konuşmaya başladı Ekrem İmamoğlu. Ve ne olduğunu söyleyeyim. Orada bizzat tanık olduğum için anlatıyorum bunu. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, o hadise, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki o idamların yeri vesaire siyasi önemi. Bunları anlattıktan sonra bir anda metinden çıktı ve işte ip orada koptu. Ve Ekrem, Ekrem İmamoğlu deminden beri dile getirdiğim eleştirileri ben de dahil olmak üzere dile getirenlere, seslendirenlere umulmadık bir sertlikte cevap vermeye kalkıştı ve parmak sallayarak sesini de yükselterek cevap verdi. O cevabı bir hatırlayalım. Diyarbakır'da da aynı dille anlatacağım. Edirne'de de, Trabzon'da da, Van'da da aynı duygularla anlatacağım. Hiçbir yerde farklı dilim olmayacak. Hangi salonda olursa olsun. Dolayısıyla bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü, aynı şeylere inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşı taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Bu kadar büyük idealleri, bu kadar büyük olayları konuşurken, bu heyecanla konuşurken, tartışırken küçük detaylar üzerinden davayı, o davayı güden insan Ekrem İmamoğlu bunları söyledi. Ve oradaki anahtar sözcük ya da anahtar tabir vız gelir tırıs gider ve Umurumda bile değil. İşte burada ikinci ve en önemli hayati hatalarından birini yaptı. İkinci diyorum çünkü ilk hata o şahısları o otobüse VIP statüsünde yani öteki gazetecilerin haricinde daha önemli bir e, konum atfederek alması. ikinci hatası şu çıkışla bu eleştirilere adeta Türkiye'nin şu andaki en tepe nokta yöneticisi... Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen 20 yıldır kullandığı ve bizim de haklı olarak eleştirdiğimiz üslupla parmak sallaması. O barımda bile değil vız gelir tırıs gider. Nitekim aradan 24 saat bile geçmeden bu vız gelir tırıs gider lafını geri aldı, özür diledi ama şu notla, şu kayıtla özür diledi. Öteki bütün laflarımın ve eylemlerimin arkasındayım dedi. Hatta daha da ileri gitti. İlerleyen günlerde o tür gezilerde mesela Abdülkadir Selvi'yi de davet edebilirim dedi. Abdülkadir Selvi'den de bugün cevap gelmiş köşe yazısında ben gitmem diyor. Evet normalde gitmem gerekir ama gitmem çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde malzeme olmak ya da o ıı, propagandaya alet olmak istemem diyor. Cevabını da davet ede cevabını da aldı. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu ikinci hatasını yaparak da yine puan kaybetti bence. Çünkü bizlerin eleştirileri Ekrem İmamoğlu'nu yıkmaya, Ekrem İmamoğlu'nu gömmeye ya da Ekrem İmamoğlu'na siyasi bir zarar vermeye yönelik eleştiriler değildi. Biz orada gazeteciliğin namusunu ve onurunu savunmak üzere o şahısların orada bulunmaması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden eleştirdik. Ve belki kamuoyu bilmiyordur. Şu notu da söyleyelim. Geçtiğimiz 3 yıldır Türkiye'nin Yayıncılık tarihinde, televizyonculuk tarihinde çok önemli bir mertebeye yükselen şu KRT televizyonundan kimse davet edilmedi oraya. Evet, buradan bilmeyenler için bir kez daha vurgulayayım. KRT televizyonundan kimse davet edilmedi. Peki bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? KRT haber televizyonculuğu alanında o sektörde çok önemli bir yer haline, yer edinmiş, bir hale gelmiş. Pırıl pırıl bir yayıncılık kuruluş. Peki bu kurumda yöneticisinden editörüne, program yapıcısı, yapımcısından sunucusuna, gazetecisine, muhabirine kadar hiç orada bırakın o otobüsü, o gezinin kadrosunda yer almayı hak eden hiç kimse yok mu? Buradan Ekrem İmamoğlu'na ve Murat Ongun'a seslenmek istiyorum. Zafer Arap hariç tutun. Kendimi tenzih ederek söylüyorum. Beni davet edin diye söylemiyorum. Beni niye davet etmediniz diye söylemiyorum. Şu güzide kurumda Haber televizyonculuğu alanında son 3 senedir kendine haklı ve gurur verici pırıl pırıl bir yer edinmiş. Gerek günlük reytinglerde gerek haftalık aylık reytinglerde en tepelerde dolaşan zaman zaman birinci sıraya yükselmiş ve belli bir prestij sahibi olmuş şu KRT televizyonu kanalından niye kimseyi davet etmiyorsunuz da Nagihanlar Ertuğrullar falan orada dolaşıyor. Şimdi bunu söyledik diye bize parmak mı sallıyorsunuz? Bize vız gelir, tırıs gider ya da umurunuzda bile değilsiniz mi diyorsunuz? Büyük haksızlık ediyorsunuz Ekrem başka. Büyük haksızlık ediyorsunuz. Biz isterdik ki biz de orada olalım. Biz de orada olalım. Nagihan, Ertuğrul meselesi değil. Ama demek ki bütün kesimlerden herkesi ben kucaklıyorum filan derken de doğruyu söylemiyorsunuz. Biz kesim değil miyiz? Biz bu medyanın önemli bir unsuru değil miyiz? KRT televizyonu dediği zaman buradan sokaktan çıktığımız, sokağa çıktığımız andan itibaren herkesin alkışına ve, ve çok büyük övgülerine mazhar oluyoruz. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Peki siz bunu farkında değil misiniz? Ya da farkında olmanıza rağmen mi bizi çağırmıyorsunuz? Demiş ki orada başkan, efendim bundan sonra işte belli bir günde çağıracağım, herkes eleştirilerini bana yönelsin. Geçmiş olsun. Bu saatten sonra çok geç. Bakın buradan Ekrem İmamoğlu'na ve Ekrem İmamoğlu gibi düşünen insanlara şu mesajı çok net bir şekilde bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Kulaklarınızı iyice açın dinleyin. Biz belli bir partinin ya da belli bir adayın parlatılması, desteklenmesi ya da kasten eleştirilip de gömülmesi gibi bir faaliyet içinde olmayız. Ekrem İmamoğlu 2019 yılında hem Mart seçimini hem 23 Haziran seçimini kazanırken Buradan haklı bir destek verdik. Niye verdik o desteği? Niye verdik o desteği? Çünkü Türkiye'nin en güzide kenti İstanbul'un 25 yıllık zulümden, yıkımdan ve kötü yönetimden kurtulması için verdik o desteği. Ve o seçimlerde yapılmaya çalışılan hilenin, gizlenmek istenen sonuçların ifşasını bu stüdyoda gerçekleştirdik. O yayınları izleyenler bilirler. Ben de bu stüdyodaydım o günlerde bu kanalda çalışmıyordum ama konuk olarak o programlardaydım. Gerek 31 Mart seçiminde, 2019'da gerek 23 Haziran seçiminde hükümetin Anadolu Ajansı aracılığıyla onu kullanarak, onu alet ederek yapmaya çalıştığı hilenin ve kamuoyunu yanıltmasının ifşası bu stüdyoda yapılmıştır. Hatırlayın o gece. KRT'nin Genel Müdürü Sayın Adnan Bulut'un Serdar Akınan'ın bulunduğu yayında ben de burada konuktum ve orada Anadolu Ajansı kumpası ifşa edilmiştir, deşifre edilmiştir ve Ekrem İmamoğlu'nun zaferi ilk önce bu stüdyoda ilan edilmiştir. İlk önce bu stüdyoda ilan edilmiştir. ile söylüyorum. KRT televizyonunun ekranında ilan edilmiştir Ekrem İmamoğlu'nun zaferi. Ondan sonra da Ekrem İmamoğlu her nasıl bir iyi icraata imza attıysa burada önce biz alkışladık. Ekrem İmamoğlu'na yönelik her türlü baskı, engelleme, sabotaj faaliyetini ilk önce biz eleştirdik. Merkezi iktidarın hala devam eden o baskılarını, engellemelerini, takozlarını en çok biz eleştirdik. Ekrem İmamoğlu yanlış yaptığı zaman da efendim işte kar gününde büyük elçiyle yemek yemesi, efendim ulaştırma hizmetlerine zam yapması, suya, iskiye zam yapmasını da biz eleştirdik burada. Yani ben kendi yayınlarımda hiç çekinmeden bu eleştirileri de yönelttim ama Ekrem İmamoğlu alkışlanacağı zamanda ya da ona yönelik baskılar, elini kolunu bağlamaya yönelik hareketleri de en başta en yüksek sesle biz eleştirdik. Sahip çıktık yani Ekrem İmamoğlu'na ve bundan sonra andolsun. Yani gazeteci olarak vazifemiz olduğu için söylüyorum. Ekrem İmamoğlu nasıl bir başarıya imza atarsa ilk önce biz alkışlayacağız. En başta ben alkışlayacağım. Ekrem İmamoğlu'na yönelik baskıları da en çok biz eleştireceğiz. Ve bu anlamda da partili olduğumuz için değil, Ekrem İmamoğlu'nun babasının oğlu olduğumuz için değil, her türlü desteği de vereceğiz. Çünkü İstanbul artık o geçen 25 yılın yani 2019 öncesinin kötü, berbat yönetimini istemiyor. İstanbul'a ihanet ettiler. İstanbul'u yerle bir ettiler, betona çevirdiler. İstanbul'u yıktılar, yaktılar. O tür bir yönetimi bir daha istemediğimiz için Ekrem İmamoğlu'nun başarılarına destek vereceğiz bundan sonra da. Önümüzdeki dönemde Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur, olmaz. Başkası olur, Ekrem İmamoğlu yola çıkar. Eğer Türkiye'nin bu iktidardan, bugünkü rejimden kurtulması için Ekrem İmamoğlu eğer kendini Doğru ve yerinde güvenilir bir alternatif olarak sunarsa Ekrem İmamoğlu'na da destek vermeyi yine buradan da vaat ediyorum. Babamızın oğlu olduğu için değil, doğru bir alternatif olarak kendisini ortaya koyarsa ya da başka herhangi birisi. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz Ekrem İmamoğlu'na sadece kaşı, gözü, bilmem işte çevresindeki şuydu, buydu, bilmem ne için muhalefet etmiyoruz. Öyle bir amacımız yok. Ekrem İmamoğlu yanlış yapmıştır. O yanlışını kabul etmeli ve bundan sonra bu tür hatalar yapmamalıdır. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Ha ondan sonra bizi çağırır, çağırmaz. Otobüsüne bindirir, bisikletine bindirir, tramvayına bindirir. O bizi ilgilendirmez. Ama şunu da söylemek zorundayız. Eğer medyaya eşit mesafede herkese adil bir şekilde davranma vaadinin altını doldurmak ve bunun güvenilir ve ee, gerçekten de doğru bir vaat olduğuna bizi inandırmak istiyorsa KRT televizyonu da Halk TV'de, Tele 1de Efendim Cumhuriyet, Bir Gün Evrensel neyse eleştirel medya dediğimiz bu kesim medyanın da hakkını teslim etmeli. Nagihan'ın olduğu yerde kendimi tenzih ediyorum. KRT'den herhangi başka bir gazeteci ya da yorumcu Haydi haydi olmalı. Ertuğrul'un olduğu yerde Halk TV'den ya da Tele1'den herhangi bir yorumcu ya da gazeteci muhabir haydi haydi olmalı. Bu iki ismin orada yeri yoktur. Hala inatla ve ısrarla söylüyorum. Bunlarla yola çıkamazsınız. Bunlarla otobüs seferi yapamazsınız. Yaparsanız bu eleştirilere katlanacaksınız ekran başkan. Başka hiçbir yolu yok bunun. Bir de şu eleştiriye cevap vermek istiyorum. Efendim işte günlerdir siz bunu eleştiriyorsunuz. Kime yarıyor hiç düşündünüz mü? Benim öyle bir hesabım olmaz gazeteci olarak. Biz gazeteciyiz. Biz söylediğimiz söz yaptığımız eleştiri ya da verdiğimiz destek ya da yaptığımız alkış şuna yarar buna yaramaz onu gücendirir bunu sevindirir öteki bilmem sevinç duyar kız kıs güler ellerini oluşturur hiç öyle bir hesap içine girmem. Eleştirinin yeri geldiği zaman eleştiriyi de yaparız. Övgünün yeri geldiği zaman övgüyü de yaparız. Kişilerden, kurumlardan, partilerden bağımsız olarak. Benim partim filan yok. Beni bilen bilir. Hayatım boyunca hiçbir partinin kapısının içinden girmişliğim yoktur. Ne bir parti aidiyetim vardır, ne üyeliğim vardır, ne de partiyle, ile bir işim vardır. Herhangi bir e, siyasetçiyle de böyle bir samimi bir ilişkim de yoktur, bir şeyim de yoktur. Ekrem İmamoğlu da bunlara dahildir. Ekrem İmamoğlu kendisi de bilir. Buradan neyini eleştirdiğimizi, neyini alkışladığımızı. Bundan sonra alkışı hak eden her şeyine en güçlü alkışı biz vereceğiz. Ama eleştiriyi hak eden her türlü yanlışına da aynı eleştiriyi hiç kimseden korkmadan, çekinmeden burada dile getireceğiz. Bu da not alınsın diye bir kez daha söylemiş olalım.